Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet size yine yepyeni bir güzel bir model tasarladım arkadaşlar. Ve modelimiz bu şekilde. Bakın iki tane dalın üzerine alım birisine. Bu şekilde yaprak diğerine de güzel bir şöyle kirpikli bir papatya hazırladım. Evet. de böyle çok güzel çikolata renginde arkadaşlar bir kahverengi tülbent onun üzerine bu şekilde bir model hazırladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık şimdi 7 tane kirpikli trabzanı ara mesafesi olarak bırakıyoruz ve ilk başlarken de aynen bu şekilde bakın bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk bir defa tığımın başını doluyorum hemen bu şekilde boş olan trabzana 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir defa doladım ve yandaki trabzana 2 2 alarak bu şekilde iki tane arkadaşlar boş trabzan yaptık 7 tane kirpikli trabzandan sonra iki tane boş trabzan ve 5 zincir çevirdim şöyle ters tarafına bu yaptığımız ilk boş trabzanımızın tepesine 5 zincirimi bu şekilde kapattım ve buraya minik bir yuva elde ettim hemen buraya 4 tane zincir çekiyorum düz yüzüne döndük Buraya dalımızın yapımını yapacağız ilk önce. Şöyle iki defa tığımı doladım. Hemen trabzanımın içine girip 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Evet. Şimdi altı tane zincir. o altı zincir yaprağımız için yuva olacak ve kapattım trabzanımın arasına. Buraya şöyle 1 2 3 4 Bakın fazla büyük değil arkadaşlar. Küçük de değil. Şöyle bir tane de yuvada yapıp toplamda 5 tane sık iğneden oluşan bir dal yaptık. Aynısından yanına yine bir dal daha yapıyorum. Yine 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doluyorum. Bu 5 zincirlik yuvanın içine girip 2 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum fazla büyük yapmıyorum arkadaşlar çünkü buraya yine 8 zincirden e, bir yuva hazırlayacağız bu 3 zincirli yuvamızın içine geriye kalan kısma yine 4 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 5. arkadaşlar şöyle fazla büyük olmasın diye yuvada kapatıyorum bakın ikisini de aynı şekilde aynı büyüklükte yaptık biri 6 zincirli biri 3 zincirli yuva trabzan seviyesine inmek için yine bu şekilde trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim araya bir tane zincir bir defa doladım ve Hemen boş olan tırabzana girip bu şekilde minik bir tırabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum. Kirpiğimi şöyle araya bir zincir bir defa doladım. Hemen bakın boş olan tırabzana 2 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir ve kapatıyorum. Bir zincir Demin gösterdiğim bu 7 tane arkadaşlar keyiflikli tırabzan da bu şekilde yapılıyor. Direkt yuvayla başladım. Çünkü bitişte bu şekilde göstereceğim diye nasıl olsa size direkt yuvayla başladım. Ve 1-2-3-4 zincir. Kapatıyorum. Şöyle bir zincir. Bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battıya girip 2-2 olarak aldım. Toplamda 7 tane dedik arkadaşlar. Şimdi 2 dördüncüyü yapıyoruz. Kapattım bu şekilde. Bir zincir bir defa doladım. Ve bakın trabzanım hazır. 5. için 4 zincirimi çekip kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Hemen yuvaya şöyle 2 şöyle iki alarak bir trabzan yaptım. 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Hemen tekrar bir zincir bir defa doladım. Şöyle 2, şöyle 2 olarak aldım. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar 7.yi de bu şekilde yaptık. 4 zincirimizi çektik. Yine bakın başta yapmıştık ya. 7 tane yaptıktan sonra şöyle iki tane boş trabzan yapıp üzerine iki tane dal yapacağız aynı Evet şimdi yaprak nasıl yaptık ona geçelim Evet arkadaşlar şimdi yeşili nasıl ilk önce başlayacağız şöyle ortada 7 tane kirpikli trabzan yapmıştık 3 sağda 3 de solda kalacak şekilde tam ortadaki dördüncü e, kirpikli trabzanımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik İlk önce bu şekilde başlıyoruz ve bir tane de zincirimi çektim dibine şöyle ipimi uzatıyorum bakın orta boy şu büyüklük bu şekilde uzatıp şöyle bakın sık iğne ile sabitledim el alışkanlığı zaten oluyor arkadaşlar tığınızın uzattığınız boyutta da örümceğiniz oluyor tığınızı küçük kısa tutarsanız küçük örümcek ilmeğinizi uzun çek tutarsanız büyük örümceğiniz oluyor şimdi ben bunu altı zincirden yaptığım bu yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum buraya yaprağımızın yapımına hemen başlıyorum şöyle iki zincirimi çektim bir defa doladım hemen yuvaya girdim 2 2 2 seferde aldım bir trabzan hemen dört tane zincir çekiyorum ve 4 zincirimi kapatıyorum buraya bir tane kirpik oluşturdum bir defa tığımı doladım yine yuvaya girdim 1 2 2 yine 4 zincir son yaptığım trabzanımın arasına bakın şu şekilde net gözüksün sık iğne ile sabitliyorum iki defa tığımın başını doluyorum hemen yuvaya girip 2-2-2 ve Bismillah tığımı da yeni aldım arkadaşlar kullanıp yıpranan bir tığ da değil yeni bir tığ yeni de alsan bazen çengeli bu şekilde çıkabiliyor tekrar iki defa tığımı doladım ve yuvaya girip 1 2 2 2 olarak aldım bakın şimdi buraya kaç tane kirpik yapmışım 4 bu sonuncu kirpiğimiz oluyor 4 zincirimi çekiyorum ve son yaptığım trabzana kapatıyorum hemen buraya 5 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi yuvada. Şöyle bakın bir yaprağımız, tombik bir yaprağımız oluştu. 2 2 sonra 1 2 2 sonra 2 2 en sonunda 1 2 2 sırayla alın alınca bu şekilde tombik bir yaprak oluyor. Neden öyle tutuyorsam arkadaşlar şu şekilde oluyor. yandan size göstermek için uğraşıyorum. Evet, şimdi diğer dalımıza nasıl geçiyoruz şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum minik bu geçiş örümceğim arada şöyle güzel bir bombililik versin diye bu örümceğimi minik tutuyorum arkadaşlar hemen bakın burada 3 zincirden şöyle yuva yapmıştık tığımla araladım ve buraya 8 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekip yine aynı şekilde bu 3 zincirden yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir zincir çekiyorum. Bu kirpikli papatyamız için yuva olacak. Yine şöyle tığımı uzattım. Şöyle alıp şöyle orta boy bir örümcek yaptım. Bakın. 3 tane sayıyorum. 1 2 3 4'üncünün içine bu şekilde sık iğne ile ipimizi buraya sabitledik Evet bakın bu şekilde oldu demin de dediğim gibi sık iğne ile buraya sabitledim örümcekle yuvaya geçtim sonra yuvalarımı bitirince dallarımı ayarlayınca yine bu şekilde dördüncü kirpiğin arasına girip örümceğimi kapattım Evet şimdi arkadaşlar bakın çok hoş oluyor çok da güzel duruşu var bir de yaprağıyla çiçeğiniz takımca da yaptım sizler için yani her zaman böyle dek gelmiyor ama bazen dek getiriyoruz işte arkadaşlar şimdi papatyamızın yapılışına geçelim Evet arkadaşlar şimdi mavi rengimizle yapacağız mavi pembe kahverengi açan tonlardan bakın sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum şöyle bir iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım ve yeşil yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım hemen 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi buraya trabzanımın arasına kapatıp bir tane kirpik yapıyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 4 zincir ikinci kirpi. Kapattım. Tekrar bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir hemen kapatıyorum bu şekilde. Bakın 3 tane kirpiğim var ve 1 2 zincirimi çektim. Yeşil yuvaya girdim bu şekilde bakın 3 tane kirpikli trabzanımdan papatyamın yaprağının birisini elde ettim yine iki tane zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum şöyle sağa kaydırarak yapıyorum ki diğer e, yapraklara yer kalsın şöyle arkadaşlar tırnağınızla çekince geliyor Evet 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum buraya bu birinci Tekrar bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2-2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir trabzanımın arasına kapattım. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip 2-2 olarak aldım. 1-2-3-4 zincir bu şekilde kapatıyorum. 2 zincirle aşağı inip yaprağımı bitirmiş oluyorum. Evet bakın 3 kirpikten şöyle sonra iki zincirle yaprağımı kapatıyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynısı gibi üçüncüyü yapacağım. Yine iki zincirimi çekiyorum. Yine bir defa doladım. Yeşil yuvaya iki, iki alarak şöyle bir trabzan yaptım. 4 zincir, kapattım 4 zincirimi buraya kirpik olarak bir defa doladım hemen yuvaya girdim 2 2 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 Tekrar 4 zincir. Sonuncu kirpiğimi buraya kapattım. Şöyle iki zincirimi de çekiyorum. Hemen bu yeşil yuvaya girdim. Kapattım. Yaprağımın birisi tamam. Evet. Şimdi buraya şöyle Çakmak şeyi nereye koydum bilemedim arkadaşlar. Makası Şöyle yanı kısmı zor geçiyor. Evet bakın papatyamızın yapraklarını bu şekilde düz yerine sizlere kirpikli şöyle takım olsun diye yaprağıyla hoş duruş oldu. İnşallah güzellik yansıyordur arkadaşlar. Hemen şu ipleri ben yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle pembeler diğer papatyanın renklerini pembeler, eflatunlar, sevdiğiniz renkler, beyaz, kırmızı, hangi rengi seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Çok hoş oldu arkadaşlar. Gerçekten kendi oyam diye söylemiyorum ama çok ayrı bir güzellik kattı şöyle görüntüsüyle. Yapımı da kolay. Öyle sizi oyalayacak daha önce hazırladığım bu üç boyutlar olsun diğer oyalar olsun onlar gibi de değil hemen sıralı bir model zaten ilk çimeni gayet sıralı çok kolay bir şekilde yapacağınız iki dal üzerine bakın iki tane sık iğneli trabzanları olan yaprağında aynı şekilde örümceği ile tane yaprak olarak gidiyor örümcek sizi fazla oyalamaz zannedersem Evet şöyle kapatmayayım arkadaşlar modelim bu çok hoş çok güzel oldu çok da hoş yapılası bir model oldu Evet şöyle bakmaya doyamadık <laughs> Evet. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.